Hiçbir kralın ki biz zaten olacak. Sandığa geldiğimiz zaman sizin lehinize oy kullanabilelim. Bunları bilmek istiyoruz. Bursu kaça çıkaracaksınız? Hocam toptan bu alacağız doğru. Cevapları. Bu evet. Bu doğru. Evet. Ben soru sormak istiyorum. Arkadaşlar ne olur biraz sakin olun. Ben öncelikle Saffet Bey'e söylemek istiyorum. Konuşmasının başında güvenden bahsetti. Karşılıklı güven ortamının oluşturulması gerekiyor dedi. Daha sonra da işte belli bir yüzdelik dediler. İşte %38 olsak bunu yapabilirdik. İktidar olsak bunu yapabilirdik. Peki siz o güveni sağlayamadığınız için mi iktidar olamadınız? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Bir de biz fen bilgisi öğretmenliği mezunu olacağım bu sene ben. Öğretmenler için ne düşünüyorsunuz ki biz size hani oy verelim ve bu güveni size sağlayalım? Hani bizde güven nasıl oluşturacaksınız ki biz KPSS gibi bir sorunu atlatabilelim? Evet, ne düşünüyorsunuz bu teşekkürler, konuda? Teşekkürler, evet. O mikrofonu buraya gönderir misiniz bu tarafa tamamen bu başa? Gönderin gönderin gönderin. Al bizim arkadaşlar Aytaç al o mikrofonu. Evet. Ben eğitim fakültesi PDR öğrencisiyim. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bahsettik işte ezanlardan bahsettik ne bileyim işte bayraktan bahsettik. Ben şunu sormak istiyorum. Bu ülkede şu an kutuplaşmış siyaset yapılıyor. Bir parti din üzerinden siyaset yapıyor. Bir parti Atatürk üzerinden siyaset yapıyor. Bir parti aşırı Kürt milliyetçiliği üzerinden siyaset yapıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ne baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi hem Atatürk hem milliyetçilik hem dindarlık üzerinden siyaset yapıyor. Ama baktığımızda din üzerinden siyaset yapan partiden daha az oy alıyor. Atatürk üzerinden siyaset yapan partiden de daha az oy alıyor. Bu demek ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin alanı geniş ama hitap ettiği kişi sayısı az. Bunu artırmak için yani Milliyetçi Hareket Partisi'ni daha geniş kitlelere yaymak için neler düşünüyorlar, neler yapmak istiyorlar bunu soracağım. Teşekkürler. Tek soru evet. Tek soru ama herkese onu diyor. Zaten AK Parti hükümetinin sunmuş olduğu yeni anayasa bildirgesinde yerel yönetim birimlerinin kuvvetlendirilmesi ilkesi var. Bu da bizi eyalet sistemine yavaş yavaş zemin hazırlandığını gösteriyor. Türkiye buna hazır mı ve nasıl sonuçlar doğurabilir bu? Evet arkaya gönderelim. Mikrofonu arkaya gönderelim. Evet en arkadan alıyoruz. Hocam hemen ben sorumu geçmek istiyorum. Özelleşen kurumlardaki personel, teknik elemanlar şu anda hepsi işsiz. Perişan bir haldeler. 4G'li personel için ne yapacağız? Hem onların ailesi için hem de devletimizin geleceği için bu özelleşen kurumları düzeltecek misiniz? Yoksa evet, herkes sırayla kalp krizi geçirip ölecek mi? Evet sizden alıyoruz. Hocam her zaman her şeyden bahsettik ama en önemli faktör olan sağlıktan bahsetmedik. Şu anda ülkemiz sağlıkta dönüşüm programı ya da sağlıkta reform adlı bir sistemin içine girmek üzere başlangıcı yapıldı. Sağlık ocakları aile hekimliğine getirildi ve şu anda basında ünlülerimiz tarafından çok iyi bir şeymiş gibi gösteriliyor. Halbuki bu tamamen birilerinin cebine para dolduran, parası olanın sağlık hakkını kazanabileceği, daha doğrusu sağlık haklarından faydalanabileceği, parası olmayanın bu haklardan faydalanmayacağı bir sistem. Bunu buradan duyurmak istedim. Şu anda Amerika'nın kullanmış olduğu bir sistem. Bu sistemde hani sinsi bir şekilde tehlike var ve partimizin bunun bilincinde olduğunu düşünüyorum. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Türk İslam ülküsünü taşıyan tek bir kanala kadar bu ülkede bölücülük kesinlikle olmayacak. En arka ayakta. Evet ayaktaki arkadaş. Ben bir şey söylemek istiyordum. Biraz önce Devlet Bahçeli'ye hani kendince haklı. Soru alıyoruz. Ben soru yorum değil. Soru. Ya bir yorum söyleyebilir miyim sadece? Soru arkadaşlar soru. Ha, tamam. Ne olur. Buyurun. Mucur Meslek Yüksekokulu öğrencisiyim. Sorum Halaçoğlu'nun cevaplamasını istiyorum. Ermeni soykırımı hakkında birçok yayınladığınız makaleler falan var. Bunlar çok güzel takdir ediyorum sizi. ABD ve Avrupa Birliği sürekli Ermeni soykırımını dayatmasında görüyoruz malum iktidardakiler hiçbir anca bağırıyorlar çağırıyorlar hiçbir şey yok. MHP bunu yapacak mı? Ben inanıyorum yapacağını ama Halaçoğlu'dan bunu cevabını almayı çok istiyorum. Ve şuna da açıklık getirmek istiyorum. Birileri eşlerine yüzükler, pırlantalar alırken soru var mı? Bahçeli soru. Maaşı nereye verdin arkadaşlarım internetten baksınlar. Çok güzel yere gidiyor. Evet. Saygılarımla. Son sizden de alıyoruz son. Arkadaşlar bir saniye. Ben sorumu sormadan önce öncelikle size yönelik eleştirilerim var benim. Arada bir MHP laf giydiriyorsunuz. Yani diyorsunuz ki MHP öyle kolay kolay iktidar olamaz. Lütfen bunu açıkça dile getirin. Öyle birileri saz çalarken arada söylemeyin. Siz inanmıyorsanız bizim inancımızı kırmayın. Bu bir. İkincisi,
İkincisi, soruma geçiyorum bir saniye. Bu programı madem gençlere yönelik yapıyorsunuz, 4 tane mikrofonla gelmeyin. Bu bir. 10 tane mikrofon gelirsek 10 kişi gider mi konuşacak? Benim MHP neden kendini anlatamıyor? Az önceki kardeşimiz de bir açıklama yaptı. İşte MHP neden Abdullah Öcalan'ı asamadı vesaire. Lütfen sorun var mı arkadaşım? MHP'ye önerim var benim. Sorun var mı? Lütfen sözümü kesmeyin. Hayır, başka mikrofonu en arkadan alıyoruz. Soru istiyoruz. Bunu bakın soruyu alıyoruz bir sorununuz varsa. Altını çiziyorum. Oradaki arkadaşımızın kabahati neydi? Buyurun. Evet. Biz ülkemizde geçmişte nice şehitler mikrofonu verdik. Aldınız. Geçmişte nice şehitler verdik ve farkında oluna bu şehitleri verdik. Ekstradan PKK yandaşlarına demokratik açılım adı altında Kürt kökenli vatandaşlarımızı ayrı kefeye koyuyorum. Kürt açılımı adı altında bazı imtiyazlar verildi ve buna da göz yumuldu. Ve en son Habur'da bu teröristlerin Mehmetçiklerimize silah sıkan bu teröristlerin hesabı sorulmadı. Ve bunlar davullarla, zurnalarla karşılandı. Biz bunları unutmadık, unutmayacağız da. Ve bu üç vekil adayıma da soruyorum. Meclise girdiklerinde, eğer iktidar olduklarında bunun hesabını soracaklarına dair benim ve ben gibi arkadaşlarıma söz vereceklerine inanıyorlar mı, söz veriyorlar mı? Evet. Anlatın söz veriyorum. Evet Umut Hocam. Evet. Son turda aslında sabaha kadar konuşacak çok soru var ama son turda süratle bu sorulara biraz cevap bulalım. Şimdi pardon arkadaşlar lütfen müsaade et otur lütfen. Bize konuşma hakkı ver. Bize konuşma bakın, hakkı ver. Bakın bu dayatmayla olmaz bize, arkadaşım. Bak buyurun. Buyurun bize, Ümit Bey. Bize konuşma hakkı ver. Buyurun. Bakın arkadaşım. Ben soru demin sorsaydım, mikrofon geldiğinde sorsaydın arkadaşım. Buyurun hocam. Tamam, anlatacağım, tamam otur. Sen mikrofona konuşmayıp, mikrofonu alta tutup, konuşup ondan sonra da bana niye söz vermiyor diyorsun. Elinde mikrofon tamam, varken mikrofona konuşmayı öğren önce bir. Evet, evet buyurun. Evet. Arkadaşlar, çok kısa zamanımız var. Onun için özetle bazı şeyleri altını çizelim. Birincisi, eğer ben parlamentoda olursam bir şey için muhakkak mücadele edeceğim. Siz harç alıyorsunuz. Sonra mezun oluyorsunuz ve bu harçları ödemeye başlıyorsunuz. Ben bu harçların mezun olduktan sonra en çok 3 sene iş buluncaya kadar devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü buradan mezun olup, üniversiteden mezun olup gidip babadan harçlık almak kötü bir şey. Bu kalkmalı bir defa. Nasıl olsa yani bu devlet verdiği 240 lirayla üniversiteden mezun olmuş gence batmaz. Onun için bunlar devam etmeli bir süre daha. 3 seneye kadar 3 sene içinde de insanlar muhakkak iş bulmalı. İkincisi Sayın Güçlü Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu programda birkaç defa yani eleştirilemez olmadığının meydana çıktığını, demokratik olduğunu söyledi. Veya demokratikleştiğini söyledi. Biz hep demokratik bir partiydik. Türkiye'deki diğer partiler ne kadar antidemokratikse biz de o kadar antidemokratiyiz. Ne kadar demokratikse biz de o kadar. Ama biz biraz daha demokratiyiz galiba. Bakın ben Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir mücadele verdim. Sonra gittim geri geldim. Sayın Bahçeli davet etti. Sayın Koray Aydın genel başkan adayı oldu. Davet edildi. Şu anda Trabzon birinci sıra adayımız. CHP'de de Sarıgül genel başkan adayı oldu. Baykal gitti. Sarıgül CHP'nin hala önünden geçemiyor. Şimdi hangimiz daha demokratik partiyiz? Yani bir bakın buna. Birisi AKP'de Erdoğan'a karşı rüyasında genel başkan adayı olmayı düşünsün. Başına ne geleceği siz düşünün. Ondan dolayı bakın bizim demokrasiyle sorunumuz hiçbir zaman olmadı Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Çünkü biz 65'ten bu yana temel olarak gençliğin partisi olduk ve en fazla genç Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset öğrendi, siyaset yaptı, kültürel anlamda gelişti ve gençliğin olduğu yerde çok fazla antidemokratik olmanız da mümkün değil. Çünkü gençliğin kanı kaynıyor, gençlik sorguluyor, gençlik cevap veriyor. Onun için bunları ortaya koyalım.
Milliyetçi Hareket Partisi demokratik bir partidir. Kendi içinde de bu kuralları işletiyor. Bir, gelelim Avrupa Birliği konusuna. Biz Avrupa Birliği'ne baştan beri Türkiye'ye yönelik politikasının iki yüzlü bir politika olduğunu, dışlayıcı bir politika olduğunu gördük. Bundan dolayı ihtiyatla yaklaştık Avrupa Birliği'ne. İktidar 2004'te gireceğiz dedi. Şimdi 2024'te gireceğiz diyor. O da Sarkozy Fransa'da gelecek sene seçimleri kazanmazsa. Bu arada bir haber çıktı medyada. Milliyet Gazetesi'nde sizin de sayfanızda, gazetenizde tam sayfa, birinci sayfada. Haber şuydu. Sarkozy gelecek seçimleri kazanmak için çocuk yapmaya karar vermiş. Herhalde şimdi Türkiye'de birileri dua ediyor. Sarkozy çocuk yapmasın da seçimleri kaybetsin diye. Tamam. Onun için biz Türkiye'yi böyle sonu olmayan bir Avrupa Birliği süreci içerisinde tek taraflı olarak istismar edilmesinden hoşlanmıyoruz. Gelelim Öcalan'ın asılmasına. Tamam. Bu önemli bir soru. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. İktidar almış olduğu terörle terör suçlularına ve hatta savaş sırasındaki idam cezasını bile kaldırarak Öcalan'ın idam edilmesini mümkün olmaktan çıkardı. Siz geri gelin tekrar idamı koyun. Evet ben idam cezasından yanayım. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi idam cezasını tekrar koysa bile bu Öcalan'ı ne yazık ki kapsamayacak. Hukuk devleti bu. Milliyetçi Hareket Partisi her şeyden önce hukukun üstünlüğüne inanıyor. Ama bir şeyi taahhüt ederiz. İmralı da ölecek. Dışarı da çıkmayacak. Biz AKP'yi devletle kavgalı görüyoruz. CHP'yi de milletle kavgalı görüyoruz. Ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak devletle milletin artık birbiriyle kavga ettirilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Artık bu halk yoruldu. Bazı şeyler var ki arkadaşlar, bırakın bunu, biz kendi içimizde çok rahat çözüyoruz. Şimdi bakın, burada bir arkadaşımız var, türbanlı. Yanında bir arkadaşı var, birlikte oturuyorlar. Orada bakıyorum programın başından beri birbirleriyle sohbet ediyorlar. Aralarında en ufak bir sorun yok. İstanbul'da yeni bir restorana gittim. İçeriye girdim. 24 tane hanım. Saydım, dikkatimi çektiği için. 13 tanesinin başı örtülüydü, türbanlıydı. Başı örtülüydü. Diğerleri ise başları örtülü değildi. Büyük bir keyif içinde. Yemek yiyorlar, sohbet ediyorlar, birbirleriyle konuşuyorlar. Halk bunu çözmüş. Ne AKP istismar etsin bu olayı, ne de CHP kendi açısından istismar etsin. Biz bu sorunun halkın çözdüğü şekilde çözülmesini istiyoruz. Üniversitede dileyen arkadaşlar dilediği şeyi giyebilir. Bunun aksini düşünmek akla aykırıdır. Ve bu iktidar partisinin seçimden sonra çözeriz, seçimden sonra çözeriz diye istismar alanı olmaktan artık çıkarılmalıdır diye düşünüyoruz. Öğretmenler konusuna gelince biraz önce bir şey söylemiştim. Biz sınavları nasıl kaldıracağız, üniversiteye giriş sınavlarını diye. Üniversiteye giriş sınavlarını kaldırabilmemiz için ilkokuldan başlayarak ortaokul ve lise eğitimini de, ilk öğretim deniliyor şimdi ona, ıslah etmemiz gerekiyor. 28 kişilik veya en fazla 30 kişilik dershaneleri sistemini devreye sokmamız gerekiyor. Bu da çok sayıda kaliteli öğretmen alımı demektir. Aksi takdirde bu gerçekleşmez. Bu gerçekleşmez. Biz bunu öğretmen alımını arttırarak ve bir şey daha. Öğretmenin sosyal statüsünü eskiden olduğu gibi yükselterek halletmek istiyoruz. Bugün ne yazık ki öğretmenin sosyal statüsü sanki bilinçli olarak aşağılarda bir yerlerde tutuluyor. İnanılır gibi değil. Öyle bir maaş veriliyor ki öğretmene, aldığı maaş komik, hatta ayıp.